Irak ve Suriye'de yeni gelişmeler var. Irak'ta Kazimi hükümetinin 15 bakanı güven oyu aldı. 5 bakana güven verilmedi. 2 bakanınki de daha sonra yapılmak üzere ertelenmişti en kritik bakanlıklar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları. Bu bakanlıklara Kazım'ı partilerden birisini atamak istemedi. Bu bakanlıklar aynı zamanda İran'ın da Amerika'nın da en hassas olduğu bakanlıklar. Peki Kazım'ı hükümetini kimler destekliyor? Destek boyutu ne? Şu anda belli bir uzlaşma olduğu gözüküyor. Yani İran destekliyor. İran'daki kritik merkezlerden yapılan açıklamalar bunu gösteriyor. Bir başka ilginç noktada ABD'nin de Kazım Hükümeti'ne belli ölçülerde destek vermesi. Suudi Arabistan Prensi de Kazımiye'yi Riyad'a davet etti. Yani bunlar günün koşullarına göre Irak'ta bir uzlaşma hükümeti kurulmuş olduğunun göstergesi. Peki ABD ve İran nasıl oluyor da aynı kişiyi destekliyor? Şu anda Amerika bölgede ciddi sıkıntıya girmiş durumda. Irak'ta da ciddi kayıpları var. Bu nedenle şu andaki durumdan en iyi şekilde yararlanmak, zararlarını en aza indirmek politikası izliyor. Bu arada Irak'ın kuzeyinde de dengeler değişiyor. Türk ordusunun PKK'yı etkisizleştirmesi, Kandil bölgesinde hareketsiz hale getirmesi Barzani'nin tavrını da değiştirmesine yol açtı. Barzani yönetimiyle PKK arasındaki ilişkiler belli ölçülerde bozulmuş görünüyor. Bu ABD Barzani ilişkilerini de etkiledi. ABD son dönemde KYB'ye yaklaşmış gözüküyor ve KYB ile ilişkilerinde belli artışlar var. Suriye'ye gelince İdlib'de e, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşma sürüyor. Bu anlaşma uyarınca M4 karayolunda Türk-Rus devriyesi devam ediyor. 12.si gerçekleştirildi. ABD İdlib'de kontrol ettiği grupları Türkiye ve Rusya'ya karşı kışkırsa da çok etkili olamadı. Esad yönetiminin şu anda daha çok ekonomik sorunlarla meşguliyeti var. Rusya ve İran kendi derdiyle uğraşıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi, üstüne pandeminin gelmesi, iki ülkede de belli sıkıntılar yarattı. Biliyorsunuz Rusya ve İran'ın en büyük gelir kaynakları petrol ve doğalgaz. Bu nedenle bu iki sorunun petrol ve doğalgaz fiyatlarının önemli ölçüde düşmesi iki ülke gelirlerini de çok ciddi oranda azalttı. Zaten İran'a bir Amerikan yaptırımları vardı. Bunun üstüne bir de petrol fiyatlarının düşüşü geldi. Artı pandemi yaşandı. Bunların hepsi İran'ın kendi içine kapanmasına yol açtı. Tabi Suriye'ye biliyorsunuz en büyük destek Rusya ve İran'dan geliyordu. Tabi bu ülkeler kendi dertlerle uğraşmaya başlayınca Esad yönetiminin ekonomik sıkıntısı da arttı. Suriye'de 1 dolar 1600 Suriye lirasına kadar yükseldi. Bu ciddi bir devalüasyon anlamına geliyor. Esad ekonomik krize çözüm için kendi ülkedeki zenginlerine yöneldi bir anlamda onların bu sıkıntıda ellerinin taşının altına konması koymalarını istedi. Buna belli tepkiler olduğu gözüküyor. Suriye zenginlerinin bazılarının paralarını yurt dışına kaçırdıkları konuşuyor. En çok tartışılan isim yine Esad'ın da bir yakını olan ülkenin en zengini Rami Mahluf'un durumu. Mahluf Suriye'de ciddi bir ekonomik gücü var. İki GSM şirketinin sahibi ve Suriye'deki birçok şirket onun kontrolünde. Mahluf'un mallarına el konulduğu iddiaları var. Suriye yönetiminden farklı açıklamalar yapılsa da Esad'ın ülkedeki zenginlere yönelik tavrı anlaşılıyor. Yani böyle sıkıntılı bir durumda tabii bir zenginlerin de biraz fedakarlık yapması zorunlu ki zaten halk yoksulluk içerisinde bu yaşanan olaylar nedeniyle burada halkın üzerine gitmektense ülkedeki varlıklı kesimin üzerine gitmek ve onları ekonomik krizin çözümüne ortak etmek, onların da buna katkı sağlamasını istemek herhalde son derece mantıklı bir şey olsa gerek. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gösterecek? Ancak peş peşe gelen sorunlar tabi esat yönetimini sıkıntıya sokuyor. Bu ülkedeki zenginlerin üzerine gitmesiyle esat yönetiminin esatın desteği azaldı tartışmalarının eş zamanlı olarak sunulması tabi dikkate alınması gereken bir nokta.